Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programının bugünkü bölümünde İsmu Taftil'in mudaf haline yani mudaf ve mudaf nileyh olarak kullanıldığı yere Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden örnekler görmeye çalışacağız. Evet ilk örneğimiz bir hadis-i şerif. اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَوِ الْاَعْمَالِ اَسْصَلَاتُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Asakir'de rivayet edilen bir hadis-i şerifinde. Evet, eflalul amel yani amelin en üstünü, en e, faziletlisi. E, burada e, amel e, olarak gelmiş veya e, ev gelerek el a'mal şeklinde e, gelmiş. Yani iki şekilde mümkündür. Amelin en üstünü ev veya el a'mali eflul a'mali yani Amellerin en üstünü. Nedir? Amelin veya amellerin en üstünü. Es salatu, namazdır. Ki li vaktiha, vaktinde kılınan namazdır. Evet, amellerin ve amelin en faziletlisi. Vaktinde eda edilen namazdır. Ve yine amellerin en üstünü, en faziletlisi. Birrul valideyindir. Yani, anne babaya yapılan iyiliktir buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Evet e, burada e, efdal kelimesi e, gelmiş ismü tafdil olarak. Zaten ismut tafdil de efdal'den gelmedir dedik. E, burada eflal e, mudaftır. Yani tamlayandır. Bir şeyi tamamlayandır. E, ve e, mudaf olmakla birlikte e, elif lam takısı e, alamamaktadır. Çünkü mudaf olan kelimelerin başına el taksı gelmez. Ve e, neyi tamlıyor? Ameli veya amelleri e, tamlıyor, tamamlıyor. Dolayısıyla o da mudafın ileyhtir. Yani amelin en faziletlisi denildiğine göre ona izafe yapılmış. Ve mudafın ileyh de e, ismi taftille birlikte geldiğinde müfret veya çoğul yani cemi gelebilir. Burada el amel müfret şeklidir. El a'mal ise çoğul şeklidir diyoruz. Evet, e, demek ki ismu taf değil. Elif lam takısı almadığı zaman e, mudaf olarak e, geliyor e, müfret veya çoğulun e, başına. Yine diğer hadis-i şerifte kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahsenen nas ve kâne ecveden nas ve kâne eşce'en şeklinde e, sahih-i müslimde geçen bir e, hadis-i şerif ki e, bu hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikleri e, anlatılıyor. Evet, kâne Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, öyle idi ki, yani nasıl idi? E, ahsene, en iyisi idi. Buradaki idi, kâne e, veriyor o manayı. E, başta bulunan kâne e, tamamlıyor aslında. E, nakıs bir fiildir. İnşallah onu tekrar ileride göreceğiz. Ahsene'n-nas, insanların en iyisi idi. Evet burada esene ismi tafdildir. en iyisi en güzeli manasında derece mertebe anlatıyor. Wakane ve, ve yine burada kane idi manası katıyor. Kane ecvede en cömerdi idi. Evet cüdten geliyor cüd cömertlik demek. E yine ecvede nas insanların en cömerdi idi. Evet, e, insanların en cömerdi en iyisi idi ve kâne eşce annas, eşcea en şeca'atlisi. en yiğidi, en cesuru idi. Evet, e, burada da yine kâne ile birlikte e, idi manası veriyoruz. En cesuru idi, en cesuruydu. E, yine e, eşce annas, e, insanların en cesuru e, idi şeklinde e, bir hadis-i şerif. Evet, e, burada e, üç tane ismut tafdil e, var. E, yani ahsene, e, ecvede ve eşca şeklinde. Üçü de e, elif-lam takısı e, olmadan gelmiş. Yani başlarında el takısı yok. Dolayısıyla burada mudaftırlar. E, mudaftır e, ve e, yani tamamlıyor. Neye mudaftır? Ennaz kelimesine mudaftır. E, ve e, o da mudaftır, lehtir diyoruz. Onu tamamlıyor e demek ki ismi taftelin eee mudaf olarak e, kullanımı bu şekildedir. E, çoğul kelimelerin e, başına mudaf olarak gelebiliyor veya müfred kelimelerin e, evveline e, mudaf olarak yani tamlayan olarak gelebiliyor e, dedik e, ve mudaf olduğunda artık müzekkerliğe müennesliğe e, bakılmıyor. لَقَدْ halaknal الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ takvim Evet, e, ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'den, e, Tin suresinde e, geçen e, ve e, okuduğumuz bir ayet-i kerime. Lekat andolsun ki, andolsun ki, yemin olsun ki, kesinlikle, şüphesiz ki, e, halakna, halakna, yarattık, e, halaka yarattı demek, na sonunda e, mütekellim meal gayr e, zamiridir, na biz yarattık şeklinde. Ve el-insane, insanı yarattık. Evet, na burada faildir, insan ise mefulü bihtir. İnsanı yarattık. Fi ahsen, en güzelinde, en güzelde yarattık. Ahsen e, burada en güzel manasında. Neyin en güzelinde? Kıvamın en güzelinde veya biçimin e, en güzelinde yarattık. Yani en güzel surette de diyebiliriz. En güzel şekilde e, yarattık buyuruyor Rabbimiz. Buradaki ahsen yine ismi taftildir, mudaftır. mudaftır. E, neye mudaf olmuştur? E, takvim e, kelimesine mudaf olmuştur ki takvime de biz mudafın iley diyoruz. Burada dikkat edilirse takvimin başında eliflem takısı yok. Tabi sonunda e, iki hareket var. E, dolayısıyla e, ismut taftil e, mudaf olurken e, mudafın iley bazen eliflam takısı almayabilirdi. Ona böylece örnek görmüş olduk. Yine hadis-i şerifte inne ebhalen nasi ellezî yebhalu bisselam buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Evet. Ee, inne ebhalen nas ellezî yebhalu bisselam. E, ee, burada İbni Ebi Şeybe'de geçen hadis-i şerifte inne muhakkak ki ve gerçekten veya şüphesiz ki e, manasında ebhal en cimrisi, en bakili evet en cimrisi Eb e, halen nas insanların en cimrisi ellezî ellezî o kimsedir ki odur ki e, ismi mevsul müfret ve müzekker için kullanılan ismül mevsullü ki bunlara inşallah tekrar geleceğiz e, ellezî o bir e, arayı bağlıyor yani e, diğer cümleye e, bir bağ vazifesi görüyor odur ki halu cimrilik eder bakhillik eder evet insanların en cimrisi odur ki cimrilik eder neyde? Biz selami selamda selam vermede cimrilik eder. E, selamı e, işte cimrilik eder de gereği gibi e, vermez e, buyuruyor ve Vesselam. Burada ebhal e, başındaki e ile ismi tafdildir. yani e, bir derece anlatıyor bir seviye anlatıyor tabi olumsuz bir seviye bu e, ve e, enaz kelimesine yine mudaf olarak gelmiş ebhal. Ebhal en nas insanların en cimrisi. Evet ebhal burada mudaftır. Nas ise mudafını ileyhtir e, diyoruz. Yine e, bir ayet-i kerime e, Yusuf suresinden قَالَ لَا تَثْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ ve وَهُوَ اَرْحَمُ rahimin" buyuruyor e, Rabbimiz Yusuf suresinin 92. E, ayet-i keriminde. Ayet-i kerimesinde. Burada tabi e, Hazreti Yusuf'un artık e, kardeşlerine e, kavuştuktan sonra onları affetmesi ve bunun üzerine söylediği söz. Kale, Yusuf dedi ki, e, La tethribe, La tesribe, e, kınama yok. Buradaki la e, tabi olumsuzluk anlatıyor. Tethribe kınama e, yok. La tethribe e, ki la'nın isimlerin başına gelişini de inşallah göreceğiz. Aleyküm e, size sizin üzerinize ee, artık e, kınama yok. Ala ile kum zamiri bitişmiş, aleykum olmuş. E, El-yavm bugün demek. Yavm gündü. E, başına elif lam taksı gelince e, bugün oluyordu. El-yavm bugün. Yagfiru, bağışlar, mağfiret eder. Ghafere, yagfiru, e, filul mudari'dir. Yagfiru, bağışlar e, sizi, e, mağfiret eder. E, kim? Allah. Evet Allahu Teala sizin sizi bugün bağışlar e, size mağfiret eder lekum sizi e, demek e, ve ve huve ve o ve o e, erhamur rahimin e, erhamu en merhametlisi evet en merhametlisidir erhamu e, rahimin ise merhametliler demek yani merhametlilerin e, en merhametlisidir o dolayısıyla merhametiyle rahmetiyle size mağfiret eder. Buradaki erhamu ismi taftildir diyoruz ve başındaki e'yi gördük. ve derece anlatıyor en şeklinde veya daha şeklinde ki burada en merhametlisi manasındadır. E, mudaftır ve rahimin ise burada mudafın ileyhtir. E, peki bu neden sonunda y ile gelmiş? Bunu da inşallah e, ileride göreceğiz. Çoğul bir ifadedir bu. Mudafun ileyh olarak e, gelmiş burada. Yine diğer ayet-i kerimemizde وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Evet, Bakara suresinin 96. ayet-i kerimesi. Burada ise وَلَا <laughs> تَجِدَنَّهُمْ Değişik bir fiil şekli ve sonunda hum zamiri var onları demek hum onlar e, tecidenle bulursun. Sondaki şet kesinlik anlatıyor baştaki lam ile birlikte. Ehrasa en düşkünü, en hırslısı olarak bulursun. E, en nasi ehrasen nasi yani insanların en hırslısı, en düşkünü. Neye karşı? Ala hayatin hayata karşı e, en e, hırslısı olarak bulursun. O e, Yahudileri, yine o münafıkları. Ve minellezine eşraku. Öyle hırslıdırlar ki Mine, min burada tabii e, tabi geçerken üstünle geçilmiş. Min den dan demek. Ellediğine o kimseler den. Ellediğine o kimseler yine ismi mevsuldür. Eşraku şirk koşanlar. Evet şirk koştular o kimseler ki onlardan daha hayata hırslıdırlar. Burada ahrasa e, ismi tafdildir. İsmi taftildir daha hırslı, daha düşkün veya en düşkün, en hırslı şeklinde. Nas ise yine mudafun e, mudafın ileyhtir diyoruz. İsmu Tâf değil yine burada bir şeyi tamlamış yani insanların en hırslısı, en düşkünü şeklinde bir tamlama olarak gelmiş tamlamanın başında. Evet değerli izleyiciler bu bölümde İsmu Taftil'in isim tamlaması yani mudaf olarak geldiği yerlere örnekler görmeye çalıştık Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden gelecek bölümde farklı konu ve farklı örneklerle buluşmak dileğiyle